Herkese merhabalar. Halk TV YouTube kanalında Beyyüzü programında tekrar birlikteyiz. Yanımda Barış Terkoğlu. Barış merhabalar. Merhaba, bugün çok sportif görünüyorsun. Evdeyim, evde böyle giyinim dedim yaz ayları. Sen de öylesin, kısa kollu giymedin mi? Kısa kollu giydim ama yine de gömlek izlenimi veren bir kısa kollu giydim. Peki. Barış, hemen konulara başlayalım. Başlayalım. İsmail Ağa cemaatinin lideri, uzun süredir hasta olan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Sen de bir yazı yazdın bu konuyla ilgili. Evet. Aslında İsmail Ağa cemaatinin bir şekilde artık kendini feshetmesi gerektiğine dair bir çağrıda bulundun, bir analiz yaptın. Nedir tam olarak anlatmak istediğin? İsmail Ağa cemaatinde bir tat kavgası mı yaşanıyor? Sen ölüm sonrası cenazede yaşananları da göz önüne alırsan neler söyleyebilirsin? Şimdi Barış, bir kere şunu söyleyelim. Biz ölüler dünyasıyla kavga etmiyoruz. Kim olursa olsun. Ben oturup da işte o yüzden bir ölmüş bir insanın hikayesiyle kavga et, yani şahsiyetiyle kavga etmem, şahsiyetini tartışmam. Ben ama diriler dünyasındaki fikirlerle, gruplarla, örgütlerle, yapılarla, anlayışlarla bunlarla mücadele ederim. O yüzden benim yazda yazdığım veya tartıştığım konu dikkat edersen işte ölmüş bir insan değil. Başka bir olguydu. Bunu niye ayırıyorum? Şu açıdan. Çünkü tartışmayı doğru yere koymak, doğru yerden konuşmak için ayırıyorum Barış. Bir de şunu görüyorum. Aslında bu cenazenin ardından başlayan tartışmada öyle bir ortam yaratıldı ki sanki Türkiye'de bu cemaat ve tarikat olgusu normal bir şekilde işliyormuş. Bir sosyolojik bilmem neymiş. Yani sosyolojiden bunu mu anlıyoruz sadece onu da bilmiyorum ya. Böyleymiş ve anlamayan insanlar varmış. Ya şimdi biz şuna bakalım. Hatta din düşmanıymışsın onu eleştirdiğin için. Hatta demiş. Şimdi bu ne? Oktay Yıldırım'ın yayını hazırladığı Diyanet'in tarikatlar raporu. Sen bu konu üzerine de yazdın, biliyorsun bu raporun ne olduğunu. Bu raporu kim hazırladı? Şundan eminiz. Diyanet içindeki ilahiyatçı profesör hocalar hazırladı. Doğru mu? Tarikat ve cemaat. Doğru. Doğru. Burada Bana kalırsa Türkiye'nin güvenlik bürokrasisinde bizzat hazırlanmasının payı var. evet. Yani bu aslında devletin bu tarikat ve cemaatlere ilişkin doktrin oluşturma çabasıydı. Evet. Burada bütün aşağı yukarı bazıları hariç, oradan da bazılarının hariç olmasının da bir anlamı var. Tarikat ve cemaatlerin eleştirildiğini görüyoruz. Doğru mu? Açıyorum. Doğru. Ya bak, ilahiyat profesörü, ilahiyat hocası ve devletin bu konuda bir yaklaşım oluşturduğu raporu. Diyor ki İsmail Ağa cemaati için bununla birlikte giyim kuşam başta olmak üzere kendi bazı özel tercihlerini İslam'ın vazgeçilmez uygulamaları gibi sunmaktadırlar. Böyle bir yaklaşım Hazreti Peygamber'in sünnetini şekilciye indirgemek gibi bir imaj ortaya koymaktadır. Bu tür indirgemeci tercihler Müslümanları ayrıştırma riski taşımakta, birlik, beraberlik ve kardeşliğini de olumsuz etkilemektedir. İsmail Ağa için söylüyorum. Geliyorum mesela arkasından hemen Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet, biliyorsun İsmail Ağa hocalarından, onunla ilgili o kadar ağır eleştirileri var ki, tekfire varan söylemleri. Ondan sonra dini ticarete alet etmesi. Dine aykırı fetvaları. Bak ne diyor? Yüce Allah, ben de yazıda belirtmiştim. Yüce Allah hakkında ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm, Mahmut Efendi'yi kastediyor diye tevhide aykırı ifadeler kullanması. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı ve azap melekleri yakalasa, azaba götürürken yaka paça o adam ben Nakşibendi tarikatının Halid'i kolundanım dese bırakırlar diyerek cemaatini kutsayan ifadelere yer vermiş. Devamında diyor ki, efendim diyor, kendisi diyor, aklı kullanmanın yanlışlığı, kız çocuklarını okutmanın günah olduğu, dini ilimleri tahsilde bile sadece belli kişilerin belli kitaplarını okumakla yetinmesini tavsiye etmek suretiyle Müslüman nesillerin ufkunu daraltarak hurafe ve menkıbeye dayalı bir din söylemi. Ya bir kere ben söylemiyorum.
Ya bu mesele dinle din dışı arasında bir tartışma değil. Madem sosyolojik bir olguyu konuşuyoruz, buyur sana. Diyanetin kendi içinden çıkmış, ilahiyatın en tepesinden çıkmış, devletin içinden çıkmış kişilerin Cübbeli veya İsmaila veya bu tarikat ve cemaatler hakkındaki açık görüşü. Sorun nerede biliyor musun? Siz bu görüşleri taşıyorsunuz. Görüşleri taşıyorsunuz ama kamuoyunun önüne geçince tabii Diyanetler, efendim cemaatler, tarikatlar bir sosyolojik olgudur. Anlamıyor bunu eleştirenler de. O zaman bu eleştirileri kim niye yapıyorsunuz arka planda? Niye yapıyorsunuz? Hepimiz biliyoruz ki sosyolojik olguyu geç. Türkiye'de her cemaat ve tarikatın holdingi var. Var mı Barış? Var. Menzilciler dahil. İş adamları örgütlenmesi var mı? Fethullahçıların da vardı. Bunların da var. Ya yani mülkiyet düzeni. Mülkiyet düzeni. Jet skilerle en kral Mercedeslerle geçtiğin düzen. Mülkiyet düzeni. Sosyoloji böyle bir şeydir. Sosyoloji sadece pembeyle mavi, sarıyla yeşil değildir. Mülkiyet rejimidir tarikat ve cemaat. İki, ya hepsi dinin katılaşmış bir yorumunu işte din budur, diğerleri dinsizdir diye sunuyor mu? Buyur, ilahiyat raporundan okudum. Kız çocuklarını Doğru. okutmayın kardeşim, okutursanız dinden çıkarsınız. Efendim şu şekilde giyinin kardeşim, giyinmezseniz dinden çıkarsınız diye yapıyor mu? Yapıyor. Doğru. E şimdi doğal olarak aslında yani ilahiyatçılar bu tarikat ve cemaatlerin çoğunun aslında dine uygun olmadığını söylüyor. Ben kimseye bunu söylemem bu arada. Öte yandan Barış, ben bu kısmı anlaşıldı herhalde ne demek istediğim. Sadece beni şu anda samimi olduğum için suçlayabilirsiniz. Çünkü sizin arka planda konuştuklarınızı söylüyorum. Diyanete söylüyorum veya bunu konuşanlara söylüyorum. İkincisi, kardeşim ben İsmaila cemaatini takip eden, izleyen, hocalarının vaazlarını, yayınlarını okuyan, hatta biliyorsun Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Cumhuriyet Gazetesi için bir röportaj bile yaptım ve yayınladım. Doğru. Orada dahi Ahmet Mahmut Ünlü, Marifet Grubu, işte İsmaila Merkezi, onlardan kovulan, yani cemaatin içinde kanlı bıçaklı bir yapının Mahmut Efendi ölmeden önce zaten hali hazırda vaki olduğunu defalarca yazdı. Örneğin bu iş oraya kadar gitmiş ki diyorlar ya, bak şöyle bilmem ne. Efendim bak, İsmaila cemaati caminin adından geliyor. Şeyhülislam İsmail Efendi'nin yaptırmış olduğu cami adını alıyor falan. Mahmut Efendi oradaki bir imam. Emekli oldu nitekim. Ve oradaki imamlığı sırasında kendine müstakil bir cemaat kuruyor. Bu cemaat İsmaila cemaati diye biliniyor. Diğer adı Mahmut Efendi cemaati. Şimdi bu cemaatlerde lider öldüğü zaman veya ölmeye yakın menzilcilerde bunu yaşadı biliyorsun. Bir iktidar kavgası başlıyor. Ya menzil cemaatinde amca ile yeğen arasında başladı post kavgası. Doğru. Mahmut Hoca uzun yıllardır bir tür zaman mekan kavramını kaybederek, onu görüntülerini görebilirsin, böyle tekerlekli sandalyede aslında konuşmadan etmeden müdahale edemez. Yani bir anlamda yaşlılığın getirmiş olduğu hastalıklarla boğuşurken cemaat böyle bir kavgaya girişti. Bu kavgayı niye anlatıyorum? Niye ilgilendiriyor bizi dinleyenlere? Geleceğim o noktada. Şimdi Barış, ben diyorum ki madem saygılı olmaktan söz ediyorsunuz, o kavga içinde Marifet Grubu diye bir grup var. Kim bu? Mahmut Efendi'nin bacanağının başında olduğu, Muhammed Keskin'in başında olduğu bir grup. Cemaatin bazı hocaları. Aldılar Mahmut Hoca'yı, hasta Mahmut Hoca'yı. Fatih İsmail Han'ın olduğu yerden çıkardılar, Beykoz'a götürdüler. Güya işte Beykoz'un havası biliyorsun İstanbul'da iyi gelecek falan diye. Orada bir külliye yaptırdılar. İçinde camisi var bilmem. Barış, içeride kavga öyle şiddetlendi ki. Bu Marifet grubu o zaman biraz Fethullah AKP kavgasıydı. AKP'ye de eleştireldi. Bu yüzden hükümet yandaşları İsmail Ağa'daki Cübbeli'yi vesaireyi desteklerken Fethullahçılar bak Marifet'te hükümete karşı söylemini kullanıyorlardı. Ve Barış ne oldu biliyor musun? Şikayet ettiler o külliyeyi. Devletin vinçi, devletin kepçesi Mahmut Efendi için, ölen Mahmut Efendi için yapılan, Beykoz'da yapılan
O külliyenin kapısına dayandı, o camiyi yıktı. Marifetçiler diyorlar ki hükümet camimizi yıktı. Bak bak nereye geliyorum. Şimdi bu adamlar diyorlar ki efendim bilmem işte bunlar din düşmanı. Hadi canım. Mahmut Efendi için yaptırmış bunu yaptınız. Hepsini geçiyorum. Doğru. Yeni Şafak gazetesini açıyorum. Yeni Şafak gazetesini. O dönem 2016'da. Ne diyor Yeni Şafak gazetesi biliyor musun? Muhammed Keskin'e karşı olduğunu söyledim o dönem marifet grubunun hani hükümeti eleştiriyor olmasına. Muhammed Keskin'in Usta Osmanoğlu'nu Kavacık'taki külliyeye hapsettiği biliniyor. Keskin izni olmadan Usta Osmanoğlu ile kimsenin görüştürülmediği İsmaila cemaati içinde uzun zamandır tartışılan. Diyor ki Bacanak Muhammed Keskin, marifet grubunun lideri İsmaila için Muhammed Keskin, Mahmut Efendi'yi hapsetmiş diyor Beykoz. Hapsetti. Bakıyorum Yeni Şafak aynı günlerde ne yazıyor Barış? Muhammed Keskin diyor 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu ve girişimden önce cübbeli yayarak sakın evden çıkma hiçbir yere demeyin. Vay! Yeni Şafak diyor ki İsmaila cemaatinin hocaları FETÖ ile irtibatlı ve darbeyi biliyorlardı, darbeye destek verdiler diyor. Terörist diyor. Hem cübbeli, hem cübbeli, hem de bacana tutulaklılıkla suçluyor. İlişkili Evet. olmakla suçluyor. Şimdi Barış devamında diyor ki Zekeriya Öz, Yeni Şafak başka bir sayısında Zekeriya Öz, uzun uzun anlatmayayım, Fethullah'ın imamları, darbeci imamlar gittiler diyor, Bacanak'la görüştüler diyor darbeden önce. Şimdi ya gidiyorsunuz külliyeyi yıkmayı biliyorsunuz hükümet olarak. Gidiyorsunuz Evet. terörist demeyi biliyorsunuz İsmail Han hocalara, terörist. Darbeci Evet. diyorsunuz. Adamlar işte Mahmut Efendi'yi hapsettiler diyorsunuz. Her şeyi söylüyorsunuz. Ben Cübbeli'yle de röportaj yaptım onlarla kavgası nedeniyle. Cübbeli de onlara neler söylüyor? Dolandırıcılar üçkağıtçıları, bu Irak'tan bir hoca getirdiler. Dolandırıcılar üçkağıtçıları Mahmut Efendi'nin elini öptürdüler. Dolandırıcı üçkağıtçılarla işbirliği yapıyorlar diyorsunuz. Her şeyi söylüyorsunuz. İnsanlar ya bu tarikat ve cemaatler bir şey mi dediğini aman din düşmanlığı yapma diyorsunuz. Yani şimdi bu ne Kan perest? gövdeye götürüyor orada. Orada kan Ya gövdeye götürüyor diyor. ya yani biz doğal olarak burada hani Mekke'de birbirlerine biliyorum ama saldırdılar Barış. Mekke'de 8 kişi yaralandı bu kafalarını yardılar Evet. ya bu kavga Evet. için. Şimdi Barış diyorum ki ben sana bir kere kardeşim orada durun. Yani dini artık kendinize bu kalkan olmayı bırakın. Sizin söyledi ben bunları Yeni Şafak'tan okudum. O Cübbeli'nin ağzından okudum. Marifet grubunun ağzından okudum. Ağzınızdan okudum. Öte yandan peki kim Muhammed Keskin? Cenazedeki fotoğrafı bak. Cumhurbaşkanı hemen omuz başındaki isim. Cumhurbaşkanı cenaze namazı kılıyor ya Mahmut Efendi'nin cenaze namazı. Hemen omuzundaki isim. Yani Yeni Şafak Cumhurbaşkanı'nın yanındaki ismi 15 Temmuz darbesinin içinde olduğunu söylüyor. Buyurun size bakalım. Bunu söylediğimiz için zaten kızıyorlar. Ve Barış bizi ne diye ilgilendiriyor? Bak, şeyh uçmaz mürit uçurur derler. Hiçbir şey uçmaz. Ama müritler onun uçtuğunu vakik eder. Ve toplum onun uçtuğuna inanır. Böyledir genelde. Şu anda da kabul edin etmeyin. İsmail Ağa içinde biraz önce anlattığım gibi post kavgası vardı. Ve o post kavgasını belirleyen kim? Siyaset. Tayyip Erdoğan birini destekliyor. Tayyip Erdoğan aslında şey Mahmut Efendi de kendisinden sonra lider olarak Hasan Kılıç'ı. Kim o da? Dünürü bu arada. Onu gösterdi lider olarak. Tayyip Erdoğan da onu O da destekliyor. Bak cenaze. çok yaşlı galiba, değil mi? Yaşlı 1930 doğumlu, 92 yaşında. Ama şunu söylemek istiyorum. İsmaila'da liderlik kavgasını kim kazandı? AKP Erdoğan kimi gösteriyorsa şu anda o kazandı. Çünkü marifet grubu da ona tabi oldu. Herkes sustular. Marifet grubunu şimdi Yeni Şafak destekliyor. Cübbeli de ona kızıyor zaten. Cübbeli yaptığımız röportajda diyor ki Yeni Şafak zamanında bunları demiştiniz. Şimdi marifeti nasıl destekliyorsunuz diyor. Kim kazandı? AKP'yi kim destekliyorsa onlar kazandı. Şimdi bana söyleyin burada Allah'ın dini, peygamberin işte kavli, bilmem işte ümmetin bilmem nesi mi? Asıl mesele yoksa siyasette AKP'ye kim oy devşiriyorsa, kim destek veriyorsa, kim siyasi olarak arkasında duruyorsa o mu kazandı? Bizi kandırmayın. Bu din meselesi değil. Bu iktidar meselesi. Bu bir siyaset meselesi. Bu bir güç meselesi. İsmail Ağa'da da bu kazandı. Şimdi doğal olarak
asıl meseleyi konuşmamızı istemedikleri için efendim bilmem ne din düşman. Hayır bu değil. Biz Mahmut Efendi'nin cenazesini tartışmıyoruz. Tabutu tartışmıyoruz. Ölümü tartışmıyoruz. Ben de öleceğim. Biz hayatın içindeki gerçek fikirleri tartışıyoruz. Gerçek yapıları, anlayışları tartışıyoruz. Ben bunu tartışıyorum burada. Hiç en küçük değil Mahmut Efendi'ye, İsmail Ağa cemaatinden olsun olmasın, toplumun herhangi bir ferdine en küçük bir ayıp ediyorsam, ağzımdan kötü bir laf çıkıyorsa özür dilerim. Ama biz ölümü tartışmıyoruz, öbür tarafı tartışıyoruz. Ya bu açıdan bir gerçek gizleniyor Barış. Daha uzun konuşurum ama ne demek istediğim sanırım anlaşıldı. Başka Anladım. yerlerde devam ederiz. Bu arada senin ben şeyini hatırlıyorum. Yani bir de şimdi bu mesele biraz muhalefet içinde de tartışmalara neden oldu. Çünkü aslında bu tarikat gerçeği, cemaat gerçeği denilen gerçek bir ölçüde muhalefetin de beklenti içinde olduğu bir gerçek. O yüzden hani orada da görülüyor ki aslında bir önümüzdeki dönemin fotoğrafı içindeki kırılma noktaları da ortaya çıkacak. Ama bu dönem enteresan bir şey başladı muhalefette. Şimdiden mesela Temel Karamollaoğlu dedi ki şimdiden koalisyon kuralım. Ve sen de aslında bir tür iktidar hazırlığı olabilecek emareler görüldüğünü ortaya koydun, yazdın, anlattın. Bize biraz bahsetsene nasıl hazırlanıyorlar iktidara? Önce şey diyeyim, hani bahsettim ya, altılı masa düşündüğümüzde hem işte Temel Karamollaoğlu, hem Ali Babacan, hem Ahmet Davutoğlu'nun oradaki varlığı altılı masanın düzenli olarak bazı konularda sınanacağı gerçeğini bize gösteriyor. Nedir işte? Tarikatlar ve cemaatler meselesi. İşte Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatından sonra taziyede bulundular biliyorsunuz. Üzüntülerini belirttiler o üç liderde. Şimdi bu tartışma yarattı. İleride de tartışma yaratacak Barış. Çünkü yani Türkiye'de kaçak yurtlar, işte tarikat düzeniyle sömürülen gençler, intihara zorlanan gençler, bir şekilde devlet içinde örgütlenen tarikatlar gerçeği olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni AKP karanlığından kurtarma iddiasındaki altılı masanın bazı seçimler yapmak zorunda kalacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Burada tabii ki en çok zorlanacak olan o altılı masanın en güçlü liderlerinden Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu işte bir şekilde her partinin hassasiyetini koruyarak bir yol yürümeye çalışıyor. Ama tarikatlar ve cemaatler düzenli olarak o masanın önüne sorun olarak gelecek diye düşünüyorum. Şimdi dediğim meseleye gelince. Şimdi evet işte Temel Karamollaoğlu bir şekilde bazı isimleri belirleyelim mi demeye getirdi. Yani nedir o? İşte hangi kuruma, kimin atanacağı acaba önceden belirlensin mi? Şöyle bir iddia var Barış. Sen de duymuşsundur zaten. İşte birinci kararname yazılmaya başlandı iddiası. Nedir o? Ata şunu diyor o iddia. Ya işte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı seçilecek. Millet İttifakı iktidara bir şekilde ele alacak. Ve ondan sonra kurulacak olan devlette kim hangi koltuğa oturacak? Millet İttifakı bunu önceden belirlemeye başladığı iddiası. Şimdi ben bu iddia üzerine gittiğimde 3-4 ayrı isimle konuştum. O altılı masanın önemli isimleriyle konuştum. Yani o altılı masanın yakın kurmay arkadaşlarıyla konuştum. Hani edindiğim izlenim şu. Evet, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere o altılı masa içindeki bazı bileşenler bazı alternatif listeler hazırlamaya başlamış. Nedir o? Yani Merkez Bankası'na acaba kim oturtulabilir Millet İttifakı iktidarında? İşte TRT'nin olası yeni müdürleri kimler olabilir? İşte TÜİK'in başına kimleri getirebiliriz diyerek her partinin genel başkan yardımcıları nezdinde, kurmay kadroları nezdinde bazı listeleri hazırlandığını, bazı CV'ler toplatıldığını duydum. Hatta daha da ileri gidiliyor. Şu an devlette görevli olan, aktif görevde olan bazı isimlerle de görüşme yapılıyor Barış. Ve o isimlerin bazılarına hissettiriliyor, bazılarına hissettirilmiyor. Ve onların işte şu kritere bakılıyor. AKP iktidarı sürecinde suça bulaşmamış, işte
Erdoğan'ın hukuksuz istemlerine imza atmamış, bir şekilde temiz kalmış, iktidarın değil de devletin adamılmış memurlar bulunmaya çalışıyor, bürokratlar bulunmaya çalışılıyor, üst düzey isimler bulunmaya çalışılıyor devlet içinde. Ve daha da ileri bir iddiada bulunayım. Millet İttifakı, sen de biliyorsun ki bazı komisyonlar kurdu ve bazı kanun teklifleri de hazırlıyorlar. İşte o kanun tekliflerinde ya da o komisyonların işlerliği konusunda devlette aktif olarak görev yapan bazı bürokratlardan da destek alınıyor Barış. Bak çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Üst düzey bir bürokrat düşün. Atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanun teklifi hazırladığını düşün. Millet İttifakı iktidarı için. İktidara geldiğinde hemen devreye sokacakları bir kanun teklifi hazırladığını düşün. O kanun teklifinin hazırlanmasında, onun maddelerinde bizzat devletin içinden bazılarından destek alınıyor. Çünkü şöyle düşünülüyor açıkçası. Devlet bir çürüme içinde mi? Evet, çürüme içinde. Bunu en iyi bilebilecek o çürümeye tanık olan insanlar. O çürümeye tanık olan insanlar devletin tekrar nasıl yapılandırılacağına dair bilgi sahibidir. Ve eğer o insanlar namusluysa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle onurluysa, onurlu bürokratsa biz Millet İttifakı olarak onlardan faydalanabilmeliyiz diyerek düşünülüyor ve dediğim gibi bazı isimlerle de bizzat görüşme yapılıyor. Hatta bazı devletteki bazı isimlerden de referans da alınıyor. Yani onların önerebileceği başka isimlere de gidiliyor. Böyle bir havuz oluşuyor. O havuz en nihayetinde o altılı masanın önüne gelecek. Tabii burada birkaç nokta var. Takdir edersin ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belki listeleri olacak, Demokrat Parti'nin de bazı listeleri olacak. Kimin dediğinin olacağı biraz da açıkçası alınacak oy oranıyla da ilgili. Alınacak oy oranı o bürokratların belirlenmesinde kilit rol oynayacak gibi gözüküyor. En azından benim edindiğim izlenim bu. Liyakatın esas alınacağı ama son sözü en fazla oyu alan partinin söyleyeceği konuşuluyor. Tabi burada birkaç nokta daha var Barış. O da şu. Mesela genel ağırlık, Millet İttifakı'ndaki genel ağırlık kimin hangi koltuğa oturtulacağını seçimden sonra açıklamak. Hatta öyle deniyor ki iktidarı biz aldığımız gün devlette hangi koltuğun kim tarafından yönetilebileceği belirli olacak. Kaos oluşmayacak. Ama biz bunu açıklamayacağız öncesinde. Yani altılı masanın genel şeyi havası bu. Ancak Demokrat Parti'nin ve belki başka partilerin veya partilerin kurmay kadrolarından bazılarının da başka görüşü var. Biz bir kadro hareketi gibi çıkalım. İsimleri önceden açıklayalım. Yani işte Merkez Bankası'nın başına kimi düşündüğümüzü önceden açıklayalım. TÜİK'in başına kimi düşündüğümüzü önceden açıklayalım gibi bir görüş de var açıkçası. Bu tabii şöyle de eleştiriliyor. Ya önceden bu isimler açıklanırsa yıpratılır. Önceden bu isimler açıklanırsa AKP medyası tarafından çok fazlasıyla dövülür ve bu da yıpranmasına yol açar. Yol açar. Biz açıkladığımız bir ismi daha iktidara gelmeden de değiştiremeyiz. Bu da ayrıca bir güven kaybına yol açar. Onun için açıklamamak daha doğru diyen bir genel görüş de var açıkçası. Tabii burada mesele şu Barış. Yani yaklaşık 2000 kişiden bahsediyoruz. Yani o hani üst düzey bürokratlardan bahsediyorum. Yaklaşık 2000 kişiden bahsediyoruz. Çok büyük bir lobi çalışmasında olacağını düşünmek işten bile değil açıkçası. Ama bizim 20 yıllık AKP kanunundan öğrenmemiz gereken çok şey var. Bizim gerçekten liyakat sahibi insanların, o işi bilen insanların o koltuklara oturtulmasını çok özlediğimiz gerçeği var. Bizim bu ülkenin daha çağdaş, daha modern, daha eğitimli bir geleceğe sahip olmasına dair arzularımız var. Umarım doğru dersleri alabilmişizdir AKP iktidarından. Umarım bu karanlıktan doğru hesapları görmüşüzdür. Açıkçası ben o arzuda, o istekte olacağım. AKP'nin
hatalarını tekrarlamayan bir iktidar vaadiyle gelir diye düşünüyorum Millet İttifakı. Benim diyeceklerim bu kadar. Son bir şey söyleyeceğim. Kapatacağız ama çok ayrıntıya girmeni istemiyorum. Çünkü özel hayatın gizliliğinin de ihlal olmasını da istemiyorum açıkçası. Sedat Peker'in yayınladığı videolar ya da yayınladığı video ve vaat ettiği yayınlaması beklediğin videolar hakkında ne düşünüyorsun? Ya Barış şunu söyleyeyim. Ben bu tür bir belden aşağı vuruşlara, iki insanların özel hayatında eşitliğine karşı. Ama gördüm ki Türkiye'de başta Adalet ve Kalkınma Partisi, ki hele Fethullahçılarla kurduğu ilişkide bunu daha açık bir şekilde gördük. Başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere böyle bir derdi yok. Yani hatırla 10 yıl önce Deniz Baykal'a bu mesele yapıldığında Cumhurbaşkanları miting meydanlarından şimdi yeniden hatırlandı. Ne özeli genel genel diye bağıran bir insan. Evet. Duymayanlara da videoyu izlememiş olanlara da duyuran bir insan miting meydanlarında. Bunu seviyor. Öte yandan bir dönem hatırla bu FETÖ'yle hesaplaşmadan ya bunlar artık geride kaldı diye düşünüyorduk. Pek geride kalmadığını söyleyebilirim. Barış, neden söyleyebilirim biliyor musun? Bu bir anlayıştır, zihniyettir. Yani ben Barış'la kavga ediyorum pehlivanla diyelim. Fikir kavgası ediyorum, siyasi kavga veriyorum, düşünce kavgası ediyorum. Yetmiyor ya şu Barış'ın evine de bir dinleme kaydı, bir ses kaydı, bir bilmem ne diye dediğim zaman bu başka bir aşamadır. Bunu Doğru. Bugün devleti elinde tutan hükümet yapıyor. Nasıl yapıyor? Hatırla, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yemek yeme görüntülerini nasıl aldı? MOBESE'den aldı. Yani devlet sana suçluları izle diye bir imkan hazırlamış. Onu imkan nasıl hazırlandığını söylemiyorum. Bir dönem Fethullahçı polisler de vardı için ama devletin kameraları. Devletin kameraları. Devlet suçluları izlesin diye sen siyasi rakibine karşı oradan görüntü alıp siyasette kullanıyorsun. Veyahut da Barış bak kendi hayatımdan söyleyeyim. Cezaevine girdik seninle birlikte. Sen cezaevi süreçlerini bilirsin. Cezaevinin kapısını açılır gardiyan hadi gidiyoruz der. Nereye gidiyoruz dersin? Avukat geldi der. Hangi avukat dersin? Avukat geldi der ya. Ne bileyim hangi avukat? Bilmez çünkü cezaevindeki gardiyan seni götüren gardiyan. Gidersin. Kim geldiyse görüşürsün. Sendika temsilcileri gelir, gazetecilik örgütlerinden gelir. Onların avukatları gelir yani. Tanımadığın avukatlar gelir. Başkasını ziyarete gelmiştir. Gelmişken Barış'ı da göreyim der. Bir de senin avukat. Gidersin. Ya Barış, benim görüştüğüm, yani bana gelen avukatların listesi, kaç saat kaçta geldi, kaçta gitti, kaç dakika görüştüğünün listesi bizzat Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı damadı Berat Albayrak'ın abisinin yönettiği, Serhat Albayrak'ın yönettiği medyaya verildi. Bir kere zaten kabahatim yok yani. Ben cezaevinde hani özel hayatım yok. Devlet beni kolumdan tutuyor götürüyor, kolumdan tutup getiriyor. Yani görüşeceksin bundan diyor. Kendilerinin görüştürdüğü ismini gösterdi. Ben buna karşı dava açtım. Ve kaybettim. Çünkü zaten Adalet Bakanlığı da onların elinde olduğu için kaybedeceğimi bile bile kaybettim. Ve karşı tarafın avukatlık masraflarını ödedim. Cuma günü. Keşke ödemek yerine alınlarına yapıştırsaydım da o parayla gezselerdi. Şimdi bunu söyleyen Adalet Bakanlığı biz tutuklarımızın ziyaret edenlerin böyle özel ziyaretçi bilgilerini sızdırırız kendi medyamıza diyen Adalet Bakanı'nın çıkıp şu anda insanların özel hayatını sızdırmayın deme hakkı var mı? Yok. O yüzden o hak bende var, hükümette yok. O hak bende var, yandaş medyada yok. Yarattıkları Türkiye ile yüzleşiyorlar şu an. Sorun, doğru. Ya biz bunları başkalarına karşı yapıyorduk, bize karşı niye yapıyorsunuz diyorlar. Bu ölçüleri riyakarlık yapıyorlar. Karşı olacaksanız kardeşim bu yöntemlere karşı olun. Siz yapmayın önce, sonra başkalarına da, başkaları size yaptığında zaten herkes bütün Türkiye ayağa kalkar. O yüzden farkındaysan kimse kimseye bir şey diyemiyor bugün Türkiye'de. Çünkü maalesef ama maalesef... O silah döndü, o silah döndü. O silah kullanıldığını herkes biliyor. Kullandığını herkes biliyor. Zaten kullanıyor. İçişleri Bakanı kullanıyor. İçişleri Bakanı yapmıyor mu bunu? Ben biliyorum mahrem bilgiler sürekli bunları yapıyor. Hükümet yapmıyor mu? Tayyip Erdoğan miting meydanlarından yapıyor. İşte bana karşı söylüyorum yapıyor. Bilmem ne. Devletin imkanlarını kullanarak insanlar hakkında elde ettikleri bilgileri servis ediyorlar bir yerlere.
Farkı O yok. zaman, o zaman ben bir şey demiyorum. Yarattığınız Türkiye bu. Yarattığınız Türkiye bu. He, bir gün bu Türkiye'nin değişeceğine inanıyorum. Değişmesi gerektiğine de inanıyorum. Ama o zamana kadar galiba hikayenin kendisi bu. Biz hikayeyi değiştirmedikten sonra, elimizdeki kitabı değiştirmedikten sonra kitabın kahramanlarının yaşadıkları hayatı okumaya devam edeceğiz. Kahramanlar bu. O yüzden de hani söyleyeceklerim bu. Tabii daha konuşacak çok şey var ama süremiz çoktan bitti. Bitti. Yarım saati doldurduk. Çok teşekkür ediyorum Barış. Söylenecek çok şey var dediğin gibi. En nihayetinde kasetlerle, özel hayatlarla idiş edilen bir Türkiye yarattılar dediğin gibi. Ve onun böyle sürekli aktörlerinin değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Umarım bir gün bu kirli düzenden hep beraber kurtuluruz. Gelecek hafta Beyoğlu'nda görüşmek üzere. Çok selamlar. Görüşmek üzere.